Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Trabzon Beşiktaş maçına geçelim, geçelim. bence de. Burada Galatasaray Yukatel Kayseri spor maçı ile ilgili konuştuk, değerlendirmeleri yaptık. Barış seven. Trabzon Spor Beşiktaş. Çok anormal bir artık Barış seven tahmininde başka bir antipot pol Öncelikle Aralar tebrik poli Vardı. Aralar, aradaki, aradaki, ahtapotpol vardı biliyorsun. aradaki soğuk savaşı bitirelim mi Barış Urdu şu anda? Çünkü seni tebrik edeceğim. 4-1 dedin. Burada herkes şaşırdı. Evet. Baktı ve 4-2 oldu. Son İrfancan'ın pozisyonu olmasa değil mi? O şut gol olmasa nereden nasıl o kanıya vardın? Niçin o, o öyle O maça dedin? mı döneceğiz? Hayır. Ha, ve ha. sonra burada da yayın öncesinde Trabzonspor Dur belki onu söylemek istemez ya. Yayında söylesin onu. Beşiktaş maçıyla ilgili yorumun nedir yayın öncesindeki görüşün? Bir, <laughs> buraya... bir bilgi akıyor da bana oraya takıldım. Oo son dakika mı? He, yok toparlayacağım onu şimdi. Tamam. Önemli bilgiler. Ya bir şeyler ben, geldi de ona ben, ben biraz takıldım yoksa şey değil. Ben ha. başlayayım o zaman. He. ben açıkçası bu maçların favorisi olmaz kısmına çok katılan biri olarak yani bu tip derbilerde hatta kim favori ise problem yaşar genelde. O yüzden de favori olmak bazen iyi değildir. Beşiktaş'ta hem son 5'te 5 beş yaptığı için hem de Trabzonspor kötü gittiği için, iyi gitmediği için kim de konuşsam Beşiktaş'ı favori görüyor. Beşiktaş taraftarını ayırıyorum. Beşiktaş taraftarı zaten kendi takımını favori görüyor ama genel olarak dışarıdan insanlara sorduğumda, yani Galatasaray, Fenerbahçe'li arkadaşlarımla işte meslektaşlarımla konuştuğumda herkes Beşiktaş'ın kazanacağı yönünde, Beşiktaş'ın daha favori olacağı yönünde konuşuyor. Ben de açıkçası ee, bu maçta Son 5 maça bakarak Şenol Güneş'in oturttuğu hucum hattıyla özellikle ve işte kalecisinin formda olmasıyla bir galibiyet daha ekleme ihtimalinin Beşiktaş'ın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak oyunun gidişatı bu maçı çok belirleyici olacak. Yani Trabzonspor'un bu maçtan önce de bir analiz yaptık YouTube'da. Trabzonspor Galatasaray'la beraber kaldı Trabzon'da. Doğru mu? Evet. Başakşehir'i yendi. Evet. Fenerbahçe'yi yendi. İç maçı için diyorsun. İç saha maçı. Zaten iç maçı Trabzon çok spor, iyiydi son iki maçta. Ümraniye ve Kayseri maçına kadar. Trabzonspor Spor iç maçlarında kendisine karşı açık oynayan takımlara karşı iyi oynuyor. Trabzonspor'a ben hani Beşiktaş ben formdayım. Ben 5'te 5 beş yaptım. Trabzonspor formsuz. Ben giderim orada iki tane 3 tane atarım falan diye giderse zor yener ben satıyorum. Trabzonspor'un tek ben Trabzonspor'un en büyük silahı hızlı mu? hızlı hücum etmeyi biliyorlar. Her ne kadar işte Vişka, Abdülkerim falan, Abdülkadir falan oynamayacak deniyor. Belki de onlar yetişir mi sorarız. Ama Trabzonspor'un hızlı hücum alışkanlığı var. O yüzden de Beşiktaş böyle bu şeyin yaptığı, Kayserispor'un yaptığı gibi ben önde oynayayım, 10 kişiyle, 11 kişiyle basayım, edeyim, önde baskı yapayım, arkayı boş bırakayım falan derse iki tane de stoperi çok hızlı stoperler değil. Sıkıntı yaşar. Beşiktaş dengeli oynarsa, Dengeli oynarsa ben maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Cenk Tosun ve Hacı Ahmetoviç'in olmaması nasıl etkiler? E, etkiler. Yani Cenk Tosun büyük gol silahı. O Süper Lig'deki en iyi yerli golcü. Bir de savunmayı yıpratan bir isim. Yıpratıyor. Sürpriz koşuları çok fazla. Fenerbahçe maçında gördük. O kafayı falan yani ters kafa atabiliyor, arkaya kaçabiliyor, pozisyon değerlendirebiliyor, fırsatçılık yapabiliyor. Bu açıdan bakıldığında Cenk Tosun tabii ki çok önemli eksik. Hacı Ahmetoviç önemli eksik değil. Çünkü Hacı Ahmetoviç henüz bekleni veremedi. maçlarda hatta geldiğinden bu yana çok tartışılan bir isim. Yani biz niye aldık diyen bayağı var. Ben sana söyleyeyim. Bu para verilir mi diyen bayağı var. Çünkü henüz o katkıyı sağlayamadı. Belki bir uyum sorunu yaşıyor olabilir. Belki bir ilerleyen haftalarda performansını arttırabilir ama ya iyi ki Hacı Ahmetoviç'i almışız demiyordur Beşiktaş taraftarı. Onu söyleyeyim. Kaç maçtır bunu izliyorum, gözlemliyorum. O yüzden onun olmaması çok etkiler mi? Çok etkilemez ama Cenk önemli eksik tabii ki. Peki Barış Ürdüseven, Ertuğrul Güler mesaj atmış. Kim? Ertuğrul abi. Çok severim. Devlet Klasik Türk Müziği korosu sanatçısı. Oo, çok selamlar. Çok da güzel. Senin gibi e, şş, böyle e, klasik müziğe veya sanat müziğine ilgi duyan birisi için. Ben de çok severim. Barış Ürdüseven'e <laughs> gülmek yakışıyor. Hayır, Takılmayın, takışmayın demiş. Yok canım. Biz seninle takışabilir miyiz Hünkar ya? Yani öyle bir şey olabilir mi? Ben bir gol bekliyorum senden programın <laughs> Yok, sonuna kadar. olur mu ya? Bir bilgi geliyor ona takıldım da tamam, doğrulatmam lazım o yüzden. Çok merak ettim. Önemli. Et. Konu e <laughs> sonra açıklarım. Yani bu programın sonuna yetişir mi? İnşallah doğrulatabilirsem ama garanti garanti almak istiyorum o yüzden. Tabii. Yani öyle bir durum var. Peki evet. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi? Ya şöyle enker şimdi bu maç tabii yani baktığınızda Beşiktaş böyle çıkıyor, Trabzonspor böyle Gidiyor yani, yani. Ee, ama işte bu maçlar farklı maç Trabzon'da seyircinin e, takımını ateşleyeceği Trabzonspor'un da e, uzun süreden yani büyük takımları açısından uzun süredir bu e, göstermesi gereken bir reaksiyonu göstermiyor bu reaksiyonu da e, bu göstermesi için de çok e, olumlu bir o ortam olumlu bir maç var Beşiktaş maçı yani oynadığı son iki maça resmen Trabzonspor takımı gelmemiş yani sahada yoktu o yüzden hani ben Trabzonspor'un baktığımız zaman bu maçta mutlak suretle daha dirençli daha savunma anlamında takım savunması anlamında daha iyi olacağını düşünüyorum Ama diğer taraftan da Şenol Güneş faktörüyle adeta ayağa kalkan adeta e, vides büyüten bakın geçen hafta da söyledim e, şu anda işte galatasaray Fenerbahçe beşiktaş arasındaki bu şampiyonluk e, yarışında e, bu senenin şampiyonluğu konuşuluyor ama e, gelecek sezonun Şenol Güneş'li Beşiktaş'ı da ayrı konuşuluyor yani o yüzden hani Şenol Güneş'in Beşiktaş'a sezon başındaki kampla bir yani birlikte Kendi kendi kurulacağı Katkısı çok değerli, çok önemli. Beşiktaş i̇şte çok iyi bir çıkış içerisinde. Ee, ama sonunda bu maçlar ben gelecek yükler, sezon küçük detaylarda da e, çok önemlidir. Detaylarda gizlidir. Yani çok enteresan şeyler var. Mesela e, birazdan isim isim hani değerler tabi yani, grafikler var. Gökyüzüne Muhtemelen çıkan, gökyüzüne çıkan Tuba. bir Mert var. İnanamayacağım bir performans da oynayan Uğurcan var. Uğurcan açıklama yapacak. Uğurcan, bir saniye, Uğurcan'ın açıklaması. Evet, İnanılmaz konuşalım. performans gösteren Mert ve ve yani bu kadarını beklemediğim düşüşte bir Uğurcan. Düşüşte ee, diyor. Tam bu açıklamayı bekliyorum. Uğurcan'ın bir açıklaması Uğurcan'da. var. Ekrana getirelim şimdi. Hafta içinde İhsan Hoca'yı izledim. Morali yerindeydi. O basın mensuplarıyla karşılaştığında görüntülerde, değil mi? çok evet. moralli gibiydi ama Uğurcan'ın da çıkmamaları biz futbola dönmeye ihtiyacımız yok. Futbolun içindeyiz zaten dedi. Bir de milli takımla ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekici. Ben merak ediyorum. Bu açıklama olur olmaz Barış Şurlu sevenler, Fırat Güneyer ne diyecek diye de merakla bekledim. Onlara da sormadım aslında yayın öncesinde. Şimdi dinleyeceğim onların ne diyeceğini ama önce Uğurcan'ın o açıklamasını hatırlayalım. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda ben kötü oynanmamıştım ve kesilmeye hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı ee, yani çok anlayamadım açıkçası orayı çünkü milli takımda oynadığım son maçlarda özellikle kötü oynamamıştım iyi oynamıştım ve oynamayı da bekliyordum Barış Ürdüsev Seven. ya şöyle e, hatalı bir açıklama yanlış bir açıklama bunları biz söyleyebiliriz bunları Hatta Uğurcan'ın teknik direktörü de söyleyebilir. Yani başka teknik direktörler, yorumcular da söyleyebilir ama şimdi bunu bir sporcu söyleyemez. Ama buralara geldiğimiz noktalar var Hünkar. Buralara hemen gelmedik biz. Çok kolay gelmedik biz. Şimdi biz ne kadar milli takım teknik direktörüne güvensizsek, Oyuncular da güvensiz kusura bakmayın. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bak aynı örnekler olacak ama ya bunun dışına başka örnek veremem yani. Dünyanın hiçbir ülkesinde Lüksemburg ve adaları Adaları'yla üst üste maç yapıp İsmail'in 86. dakikadaki golüyle bir puan iki maçtan bir puan alıp da o teknik direktörlük koltuğunda oturan bir milli takım yok. Peki başka bir soru sorabilir miyim? Şimdi burada inanılmaz hatalar, eksikler oluyor. Kabul ama bunu sporcu dememeli. Şimdi Uğurcan gibi ben tanıyorum. Yani şöyle başını okşayıp sevdiğim, küçüklüğünden beri çok sevdiğim, çok kaliteli, karakterli bir çocuktur. Ee, şimdi oraya gittiğinde Mert abisine baktığında Mert'le karşılaşacak. Bu olmaz. Sadece Bu Mert mi? Yani. Beri'ye, Çağlar'a çünkü onlara da mesaj var burada. Bir bakış açısı sunuyor. Evet. Bu bakış açısını ben söyleyebilirim. Sen söyleyebilirsin, Fırat söyler, antrenörler söyler ama sporcu söyleyemez. Olmaz. Takım arkadaşı için bu olmaz. Ama Dedikleri bizim için tartışılabilir mi? Tabii. Doğru yanları da var yani, yok değil. Doğru yanları var noktasında şunu sormak istiyorum. Uğurcan, teknik direktör Şenol Güneş olsaydı milli takımın başında böyle bir açıklama yapabilir miydi? Fatih Terim olsa böyle bir açıklama yapabilir miydi? Benim Sergen Yalçın olsa böyle bir açıklama yapabilir miydi? Benim isimleri çoğaltabiliriz. Önce, benim söylediğim bu işte. Az önce söyledim Stefan ya. Stefan Kuntz'la ilgili söylediğin sorunun ardından bunu sormak istedim ama Tabii sen yani. bitirmek istedin o yüzden. Yok yok yani. Araya ben aslında bunu söylüyorum Hünkar. Stefan Kuntz oturuyor buraya. Ya 5 dakika futbola benzer şeyler söylüyor. 5 dakikadan sonra espri yapmaya başlıyor. Peki bunu, yani bunu ne oldu? gerçeğini Atademir Erde Cem Yılmaz'la çok saygı duyduğum, çok beğendiğim, sevdiğim insanlar var. E, biz onlarda seyrediyoruz zaten. Ya da eski Türk filmlerini açıyoruz Şener Şen, rahmetli Kemal Sunal. izliyoruz güzel komedi filmlerimiz var. Ama ya, devamlı espri, devamlı espriyle yani bu olmaz yani. Bu hani biz fut biz Türkiye Amirli Futbol takım teknik direktöründen futbol dinlemek istiyoruz. Neden bunlar oldu ve niye başarısız oluyoruz? Tamam. Bunların sebeplerini öğrenmek istiyorum. Ee, Uğurcan Mert Özel'inde yorumunu alayım. <laughs> e, Fırat Güneyer konuşun seven açtığı konudan çok fazla soru çık. Kutsun. kutsun açıklamaları, kutsun tarzı, açıklamaları, tavrı çok fazla programda eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Ee, kariyerinden tutup geçmişine kadar işte tarzına kadar, şakaları, ağlaması, birçok şeyi gözyaşları, birçok şeyini eleştiriyoruz. Ee, gazeteci olarak bizler zaten bu hakkımız. Futbolcu da hocayı eleştirebilir bu arada. Yani biz alışık değiliz ama nadiren de olsa böyle şeyler vardır. Ama e, ben Uğurcan açıklamasını çok yanlış, e, biraz kendi durumunun farkında olmayan e, bir açıklama ve bir ruh hali olarak görüyorum. Yani bir e, ego, ego da demeyeyim ama bir durumun farkında değil bence. Kendi durumunun da farkında değil. Şimdi iki tane şey soracağım. Birincisi Uğurcan, Hünkar milli takım maçlarını anlatıyorsun sen. Uğurcan milli takımda Uğurcan Trabzonspor'u şampiyon yapan 3 oyuncudan biri. Doğru mu? Evet. Milli takımda Trabzonspor'daki performansını sergileyebildi mi? En çok tartışılan konu bu biliyorsun. Uğurcan hiçbir zaman milli takımda inanılmaz iyi oynamadı ki. Uğurcan hiçbir zaman milli takımda maç kurtaran adam, maçın adamı hiçbir zaman olmadı ki. Hatta o yüzden ligin en tartışmalı kalecisi Altay'la karşılaştırıldı hep. Altay niye geçmiyor dendi. Yani Altay formsuz olsa bile, kötü goller yese bile ya Oğuzca ne ay Altay niye geçmiyor dendi. Baktım 22 maçta 34 gol yemiş milli takımda. Bu tabii ki onu bağlamaz. Bu milli takımı bağlar. Tek başına onu bağlamaz ama Uğurcan'ın kariyerinde efsane milli maçlar falan filan yok bir kere. Hani ben milli takımda iyiydim falan diyor da öyle bir şey yok. Yani hiç o İngilizlerin man of the match dediği öyle bir hikaye biz hatırlamıyorum ben Uğurcan'la ilgili. Uğurcan milli takımda çok üst düzey performans sergilemedi bu bir. Daha da önemlisi ikinci benim takıldığım nokta Ligde iyi olan mı oynuyor? Milli takımda iyi oyn olan oynamıyor mu diyor? Euro 2020'de niye sen oynadın o zaman sevgili kardeşim? Euro 2020'ye bu milli takım Mert taşıdı. Fransa maçları hem de maçın adamı olarak falan taşıdı yani öyle yalandan taşımadı. Türkiye Avrupa elemelerinde Şenol Güneş'le tarihi bir puan toplarken, çok başarılı olurken kalede kim vardı ağırlıklı? Mert vardı. E Mert milli takımda iyiydi. Ama Euro 2020'de sen oynadın. Niye oynadın? Lig performansı yüzünden oynadın. Demek ki neymiş? Demek ki lige bakılıp kale teslim ediliyormuş. Başkası olunca kötü, ben olunca iyi olmaz. Bu bizim tanıdığımız, bildiğimiz fair play, düzgün ki Barış Ulusan hep bahsediyor. Bizim hep olumlu baktığımız e, imaja yakışmıyor. Ben kendini anlatamadı. Öyle diyeyim ben çok daha üzerine gitmemek lazım. Çok değerli bir oyuncu. Ama şey bakış açısı yani lige göre mi alınıyor? E, lige göre alınıyor zaten. O yüzden sen oynadın Euro 2020'de. İnşallah, Ama diyor ki orada liginde oynamayan, takımında oynamayan oyuncular. Çağlar'a inşallah, vurgu var. Ya bundan e, Merih'e işte, vurgu var. İnşallah inşallah çocuğa birileri, birileri müdahale edip de bunları yaptırmıyordur yani. Çünkü bu, bu, ta, onun tarzı değil. Oyunculara yani. Oyun, çok küçükken tanıyorum onu. Oyunculara sesleniyorum. İmaj imaj Birilerinden me... etkileniyor mu Ajanslar bak ajanslar, imaj maker'lar falan bunlar iyi bir şey gibi gözüküyor. Kötü bir şey değil bu arada. Yurt dışına çok güzel bunun e, faydalarını alıyorlar ama bizdeki bizde çok daha yeni. O yüzden kendilerini tamamen bırakmasınlar. Bırakmasınlar kendini. <laughs> Bırakanlar bu rakamlar çok gördük. Peki, düşüşe gidiyor. çok, bence. çok gördük. Aa yani, çok gördük. Ajanslara gidenlerin sıkıntı. Spor e, kariyerleri Ajanslar. şey o var. Ajanslara gidenlerin çoğunun İmage spor var. kariyerleri imaj ajanslarına ajansları gidenlerin çoğu. İmaj takıl hani kupayla poz veriyorlar. Tabii tabii tabii. öyle çok. Ama var. işte o kis, kariyerler bir anda düşüşe geçiyor. Neden acaba? O da enteresan. O da başka Trabzonlu, bir Trabzonlu genç oyuncuların danışacağı bir tane ajans var. Barış şunu sever mi? Bak burada. Oh, Ay teşekkür ederim. Ajans ya abileri Janssana zaten onlar. Nasıl güldürdün? Ben program abileri, başı uğraşıyorum. Abileri onlar. Fut o... hem futbola hem kabzunu sana hep <biliyor>. gülüyoruz olur mu ya? Bak gol attı. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu gol için pas verdim ama. <laughs> Özellikle pas. Bu arada Arda... <laughs> bu Özkan Sümer lafı değil mi? Evet Özkan Sümer Allah Bu arada Arda Turan kardeşimize başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eyüp Sporu inşallah çıkarır. Başarılı olur Arda Turan kardeşim. Bir buçuk yıllık ee, sözleşme. Yani o eski lütfen artık çocuğa da böyle pozitif bakalım. Bir şey bu futbol adamıdır. O unutulur bu, bence. Kariyeri Ni doğru yönetirse. Ben onun başarılı olacağını İyi işler ödeniyorum. yaparsa hemen unutulur. İyi işler yapması daha da üzerine gidilir. Bu işler yapar yapar, yapar, Yapar yapar. Yalnız Muralı Muralı yapan. Yapan. Muralı. ligde de ne sonuçlar alınıyor değil mi? Yapacak yani, Arda Turan. Süper Lig'in hakemlerini takip Arda ediyoruz Turan. da. Birinci Lig'in hakemleri Samsun tebrik edelim. Bu arada hayırlı olsun. Gençler Birliği maçı Samsunspor'u e, Var. Altınordu son dakika Samsun iyi i̇şte geldi. Samsun iyi oldu. Evet. Samsun'un seyircisi Samsun deplasmanda özlemiştik. uğruna can veren o form, forma uğruna evet. can verenleri rahmetle anıyorum. tebrik rahmet ediyorum. Dedi. Geçen biri bir Emin abim başta Emin abim. Bak onu getirecektim Emin ya. Kart. Geçen biri bir Hı. lig paylaşmış, 20 bir lig paylaşmış. süperlik böyle olsa nasıl olurdu diye. Evet. Gördünüz mü şey yazılımı. Sakarya, Kocaeli, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Bursa, Adana, Samsun, Trabzon, of, of. Diyarbakır. Her Kursan. maç Acayip, gibi. acayip. Ya tamamen şehir takımlarından oluşan e, bir lig adını vermişler. Şehrin takımını destekleyen evet, evet, şey, severler. Evet, evet. Peki Mustafa editörümüz de diyor şu şu ki Kocaeli, Trabzon falan, Beşiktaş maçı var. Daha gelsin. ne konuşacağız? Bir çok konu var. Ankara'dan Samsun'a giderken şu, de Çakallı'da bir menemen yemek şu, lazım, değil mi? Karşılaştırma gel. Sahur geliyor ya. Karşılaştırma gelsin. <laughs> Karşılaştırmalar Yo, üzerinden bir Trabzon Beşiktaş yorumu yapalım. Sonra Barış Ürdü maçla ilgili çok ilginç bir yorum Barcelona var. Barcelona'nın haber mi geldi? İlkay Gündoğan'la anlaştı haberleri var bu arada Barcelona'nın. Barcelona, Barcelona bu onu? arada? Çok bu önce. ben WhatsApp, program, grubunda WhatsApp grubundan Osman Bozal'a. Ama abi. söyleyelim ya. Bu arada 6 ay Altay, 6 ayda Ankara Gücü maçında oynamayacak. Onu da söyleyelim birazdan de Kaleci o de değerlendirmesi. Evet buyurun. Mert diyorum. Barış Yurdu Seven Mert diyorum. Çok formda. Çok iyi. Sen kalesine gelen 52 şutun 38'ini kurtarmış. E Trabzonspor'da da 101 şut gelmiş kalesine vuracağını. Tabii ama bu zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı bu sene. İki tane stoperin asla birbiriyle alakası olmayan <laughs> stoperler olması yani. Bartra alışamadı. Bak şu rakam çok ama tabii biri 16 maç oynamış, biri 24 maç oynamış. O oynaymış. kadar Harika çok para alış, sayıyor devam. Bartra <laughs> mı? <gülüyor> Ondan mı oynayamıyor? <laughs> Abi Bartra hakikaten çok enteresan stoper. Bartra'nın yanına <laughs> özel duydum. stoper almak lazım. Bartra Bartra çok ilgiliymiş bu arada. Ne? Maçları çok takip ediyormuş, ee, geniş açıdan kameradan maçları izliyormuş. Ee, böyle Bartra. Fi evet evet. Kendi maçını, kendini analiz ediyormuş. Kamp, kamp başlamasına bir gün kala burununun resmini çekti. Ee, ben dedi burun ameliyatı oldum dedi. Gönderdi resmini. Kampa gelmedi. Ne ilgiymiş ya bu? Uğurcan evet. Bartra şart. size. Neyli tamam. Ilgili. Uğurcan 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 iyi Hı. oynuyor ya. Bir de öyle evet. bir şey var Uğurcan'ın. Bir saç 7 8 net kurtarış yapıyor. Bakalım ne olacak ama Mert şu an daha formda. Trabzon Beşiktaş maçları hep size. keyifli geçmiştir. Roman Saiz diyor. Hiç tartışması Saiz. Ya burada zaten... değişmiyor Türkiye'de. Ben çok beğeniyorum. Size. Bence sağ stoper oynadı mükemmel. Sol stoper oynuyor. Mükemmel. Bence Şenol Hoca Pesko'nun sol ayaklısı. Kazanması lazım Beşiktaş'ın onu. Peki Şenol Hoca'yla Şenol, Şenol Hoca mı? Şenol Hoca Bence 2 3 maç bak bu maçta da iyi oynasın. Biraz geldi. Işler... Fırat daha iyi biliyor ama. Evet evet şu ma... düzeli. Şenol Güneş'in en büyük özelliği bu tip takıntıları hiç yok. Oyuncu idare etmeyi bilir yani. Hani şurada bu bazen bu tip oyuncu atılan manevi olarak söyleyeyim. Soyut dayaklar da bazen oyuncuyu da ateşler, oyuncu daha iyi hale getirir. Ben burada hocanın bir şekilde eğer sayısı iyi performans gösterirse sayısı sayısıyla ilgili karar değiştireceğini düşünüyorum. Saizle ilgili karar değiştireceğini Fırat Güner düşünüyorsa bilgisiz yorum yapmayacağını tahmin ederek. oynarsa, Tamam. Ben bilgisiz yorum yapmayacağım tahmin ederek bu işin evet, hocam. gittiğini düşünüyorum. Geçiyoruz bir sonraki karşılaştırmaya. Barış seven haber peşinde Niyazi abi mesaj atmış. Omar Koli, Ankara'dan, Dans sitelerden. Evet. <laughs> Barış Urdu evet. sevenle çıkıp <laughs> <laughs> savura gidin diyor. Niye? Aranız bozuk gibi görünüyor. Ya yok ya. Olur mu? Ben yani, habere daldım. İnkarcığım lütfen ya. Biz de ben... <laughs> Abi ben burada tercihte bulunamıyorum. Çok zor. Yani son maçtaki özellikle yeniden golde gidişi, şey, oyuncuyu kaybetmesi, yeri kapatması falan eleştirildi. Koli kapalı 5'aş savunma yaparsa Evet. Koli çok iyi oynar. Gel açık de... alan yakalanırsa. Açık alanda problem yaşayabiliyor. Barış seven ya Dansfil de iyi değil İkisi de çok böyle ya, üst düzey at tabii yani. başı, Formlara böyle baktığınız zaman yani. küçücük, böyle at başı e, kolyey diyorum. Ben de, ben de aynı. Çok küçük. Ya bir farkları yok yani. Abi, ben de aynı. İkisi de. Yani şöyle kolye daha göstermedik Daha alışamadı. Evet, evet, Dansfil evet. imza yaptıktan sonra ya, top şey değil yani o, o eski formunda değil. Peki bir başka değerlendirme, Perez Onur değerlendirmesi. Burada da herhalde cevap belli. Ne belli cevap ne? Nasıl niye yönlendirme yapıyorsun hiç? Ee, cevap Onu. belli herhalde yani bir şey diyor. Ben hangi cevap olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl cevap Şimdi belli? Şimdi bir şey diyeceğim. Cevap belli dedim. Ne belli? Sizin yani cevabınız top... belli değil. Mi? Bu sefer değişik yapalım ilk sen <laughs> söyle. Hayır ben söylemeyeceğim. Cevap belli. <laughs> derken... Burada niye? Bir saniye. Tam tam cevap belli. belli derken... ilgili bir, şey... <laughs> bir saniye. Aa, bak, cevap işte belli. Şey derken Ben, ben izleyicilerimize burada belli. De... Veli... <laughs> veli her oyuncu ile ilgili şudur budur diyor. Sen niye demiyorsun? Herkesin tarzı ve yoğurt. Cevap belli. Topa gelmeyeceğim. Ben ne yoğurt yiyorum? Süzülmüş yorumlardan kendime bir şeyler çıkarıyorum. Tamam sen şey yapmıyorsun. şimdi yorum <laughs> yapmayacaksın. Yorum da yaparım niye yapmayayım Öyle Ama yönlendirme yap. Cevap belli şey diyeceğim. Cevap belli derken kapandaki evet. fikir söyleyeceğin fikir Abi belli diyorum. Tamam. Dolayısıyla bunu bize söyle. Cevap belli tamam. musun herhalde. Sen? Ne diyorsun? Bize söyle. Biz de öğrenelim diyorum. Cevabın belli değil mi Perez? Tamam söyle olsun benim mesela cevabım ne? Ben bilmiyorum işte. Cevabın belli. Cevabım kendi cevabın belli ama bunu biz bilmiyoruz dillendirdiğin için evet. kamuoyunu bilgilendirir misin? Onur mu Perez mi? Evet. Takımın olsa hangisini alırsın? Ya Onur yine, yine Onur'u söylüyorum ben. De. Onur sadece Ama düşündün yani. Onur de, sadece hani, ilk... normal ikisi de formda olsa Perez tabii ki de Perez'de kötü, Perez de e, Salmış yani. Onur da bu arada Beşiktaş'a geldiği ilk maç harici çok yeter oynuyor. Milli maçta da bence. Bekleni veremiyor. Beklerini Onur, veremiyor. Onur ilk maçta iyi oynadı. İlk maçlık performansı da vay be dedik biz de. Ama tarafından. sonra hiç, sonra hiç etkili değil. Demek Rozier ne ama kadar, kadar kötü ki. Ne he. kadar kötü ki Ro Onur'u oynatıyor. Yani. Rozier ama bu Atletico Madrid maçı değil de. Perez de Yalnız çok salmış gitmek istiyor bu, diyorlar. Bu ya, ama diyor. şöyle bir şey mesela Giresun Spor maçında baktığım istatistiklerine 1 sıfır isabetle ortaya tamamlamış. Sabihçi sabe ki sıfır Ateş yapmayacak abi. Onur'un e, performansında çıktıktan sonra Bean Sports'a verdiği röportajdaki O da zaten mutsuz. Mutsuz ve ha. daha iyi olabilirdim cümlesi bence Şenol Hoca'nın. Bu iyi bir şey. Onunla diyaloğunun ardından gelen bir röportaj. Bu iyi bir şey, iyi bir şey. Oyuncu öz eleştiri yapması. Oyuncu ben iyiyim dese daha tehlikeli. Tabii. Tamam Yanıtsa veya doğru olmasa bile yanlış evet, evet, o, söylese en azından durum Geçiyoruz. geçiyoruz. Makasetas, Maxim'den önce Masuaku, Larsen Masu ile ilgili bilgi var. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Hani 45 hoca, dakika vesaire. Hoca şimdi dedi geçen hafta oynatır mıyız oynatmaz Ben ilgili. de bilmiyorum. Hoca orada yani. sinyal verdi başkana ya. Orada hoca hani bak böyle bir durum var ne yapacağız falan dedi. Başkan da hemen hafta içinde <laughs> tamam dedi. Oyuncu Beşiktaş'a gelecek sezon devam edecek. Ee, o yüzden de şimdi bir şey pazarlı var. O, o 2.2'yi indirmeye <laughs> çalışıyor Beşiktaş. Bir 200 bin euro bir 300 bin euro indirmeye çalışıyor. 1.9'a falan çekmeye çalışıyor. Çek, çekme ihtimalleri var. O yüzden de e, bu oyuncudan vazgeçemezsin ya şu anda. Türkiye'nin bence en iyi top beklenen biri performans anlamında. Geçen maç 90 kez topla buluşmuş. İnanılmaz. Hücuma gidiyor, Hücuma savunma gidiyor. da var, hızlı. Zaten Premier premierlik e, geçen var. gün e, Ozan Köprülü hocayla bir yerde karşılaştık, bir sohbet ettik de. Ben çok futbol bilgisine çok Hı. inanırım, çok seviyorum Futbolculu da. çok büyük futbolcuydu. E, Masuaku için şöyle söyledi. Bence dedi Beşiktaş'a gelen en iyi sol bek dedi. Buna Adriano da dahil dedi. Bakın göreceksiniz. Adriano dahil değil ya. oynadıkça dedi birçok özelliğini saydı. Oynadıkça dedi daha daha farklı olacak. Çünkü bu sadece duran top kullanmıyor. Fikri fikri atıyor, korner atıyor. Oyuncu, evet. Sert savunmanın içine giriyor. Şut atıyor. Beşiktaş'ın Şu oyunculardan ya daha Ya ben Ozan bir... Hoca'ya çok güvenirim yani çok çok başarılı bir sol bekledi. Yani hele hele bu fiyatlar yani bu fiyata hani yok oynatmayayım kalsın denilecek bir oyuncu değil dedi. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Toplu adam geçmişte %60. Lı. Çok iyi bir oyuncu. Normal bir şey değil yani. Çok güçlü. Çok farklı bir oyuncu. Bir de o vücut hani böyle şey gidemez gibi gözüküyor ince gidiyor. Ev. Evet. Gidemez gibi gözüküyor. Bir iki maçta şaşırdı. Bir Alanya'da bir, ha, bir Trabzon, Trabzon maçı. maçında böyle aldı verdi. Ama bazen Yok, Oyuncu da bence, böyle hatları olur gibi. Başırılı. Bir sonraki değerlendirmemiz cevap belli değil burada. Bakasetas Maksim mi? Maksim 11 mi çıkıyor? Çıkıyor mu? Muhtemel 11'ler var mı? Ben Muhtemel 11'ler var. Bakasetas mı Maksim mi derken arkadaşlar ikisini karşılaştırmış. Karşılaştırmış. Muhtemel 11'i verebilir miyiz? Maxim'in ne oynadığını onibiriz. görmedik Beşiktaş'ta henüz. Tamam. Ee... Girdi sonradan girdiğinde niye oynamıyor denildi ya, ama. bir... Maksim ben 11'de, 11'de değil biliyorum. 11'de mi Maksim? Depremden etkilendiğini... Bakayım 11'de 11 mi yazmışlar? Muhtemel 11'de yazmışlar. Ben... E... Tuna'nın muhtemel 11'i de %99,99 99 çıkıyor ama... Tuna'dan mı almışlar bu 11'i? Tuna'dan almışlar. Tamam. İkisinde deniyor çünkü hoca. Necip'in oynama ihtimali de var bu arada. Necip'in orta sahada mı? Aha. Necip orta sahada oynatıp Salih'i ileri atabilir veya Getson'u ileri atabilir. O ihtimal de var. Maksim'i çünkü çok uzun süredir hoca geldiğinden beri hiç 11 şansı vermedi. Sanki Necip'te başlama ihtimali de olduğunu söyleyeyim ama işte o belki Trabzonspor'un iyi olmama durumuna, formsuz olma durumuna güvenip de böyle bir şey yapıyor olabilir hoca. En hiç yok mu kafasında hocanın? Hiç mi yok? Yok. Yani, Beğendi gerçi performansını hoca son diyorum ki, Atletico maçında. Yani evet. onu sola alıp Redmond'la hiç yerinden oynamamayı düşünebilir Ha bu, bu, maçta. Bu, maç üzerinde, bu maçta evet. oynatmaz. Peki. Redmond çok formlu. Belki 18 alabilir ama ben bu maçta Markovic gelince... Redmond'u getirebilir miyiz? He? Markovic Redmond. E burada bana sormadın. Özür dilerim Arşun. Ben, ben, de söylemedim fikrim bu arada. Özür dilerim Fırat Güney. Kendi çalıp. Da... <laughs> Hayır sen Redmond deyince geri dönerdik yok, yok. ne olacak? Ben burada Maxim demem için Burada Maxim demem için Maxim Beşiktaş'ta bir şey yapması lazım. Oynaması lazım. Şans evet. bulamıyor, oynayamıyor. Evet. Son 15 dakikalarda giriyor. Ben Şimdi Beşiktaş'ta son 15 dakikada oynayan evet. adamla da Bakasetas'ın Bakasetas'ın performans karşılaştırmak çok sağlıklı değil. O yüzden Bakasetas daha ileride burada. Ama şöyle bir şey var. Giresun maçı sonrasında ben Maxim oynatmak istiyordum. Ancak sonra karar değiştirdik. İki orta ile çıkalım diye düşündük. Ya, Maksim dedi. de Otoklar tam de, bir on numara diye. değil. Kenar desen kenar değil. O hareketliliği Maksim, topa Maksim, dokunuşları bizi, bizi, bizi cezbediyor. Bak, bizi cezbediyor. Dokunuşları topa böyle parmak ucu oyunları. Onlar cezbediyor. Yani güzel bir yemek. Ama hani ne orası ne orası anladın mı? Büyük takımlara net oyuncular lazımdır ya. Hani O yüzden belki hocanın kafası karışık gibi. Burada bakasetas diyorum ben. Ee, gerçi eski hoca hava yağmurluyken onu dışarıya alıyordu. Şu tatar falan diye ama <laughs> yağmur yok. Latasaray maçı mı? Muslera'nın sakatlandığı an. Evet evet çıkarttı 20 dakika. Bakasetas. Evet. Lahtimi. Evet evet. evet. Lahtimi ile başladı. Abdullah Hoca'yı mı eleştiriyoruz? Bilmiyorum. Yağmurlu diye, yarı ıslak diye çıkarttı. Öyle niye çıkarsın? Yarı diye mi? mi? O da yer ıslattı. Bakar Islat çölden mi geldi abi? Yunanistan'dan Yok geldi. Yok yani şut atıyor tehlikeli. Şu tat... hmm, anladım. O da şaşırdı böyle yaptı. Evet. <laughs> devam edelim. Yusuf ve Gezal. Burada da cevabınız bellidir sanıyorum. Nerede? Yusuf ve Gezal. 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 Yusuf, yusuf'un o... kariyeri Yusuf niye böyle? Yusuf şey ya. 30'da oynuyor ama Gezal. Yani şu İbrahim anda. Tatlıses'in miydi o şarkı? O eski halimden. Eser Aa, gibi. Aa çok güzel şarkıdır o da. Niye De, niye? Işte demin Demin senin eleştirdiğin ama hani bizi biraz şey yaptığımız olay var ya futbol bak, şimdi romantikleştirmeyin dediğin. Ha, bak sen romantikleştirdiniz bu çocuğu. Bak bu romantik? Sana demiyor ya bu şey. Sen ben biliyorum. Ha, Bu arada bir şey diyeceğim. Ben üzerime alınmıyorum. İzleyicilerimiz sakın barışçılık sana bana yok, söylüyormuş. Ki, olur. E, Pekin Oğlu Roma maçındaki i̇şte. görüntüyü de Yayın öncesinde konuştuk. Latifi olsun ya. diye getirdim. Onu Yoksa konuştuk, biliyordu doğru. yani Barış Yıldız o görüntüyü de. O başka. Evet. Şimdi işte Yusuf onların kurbanlarının hani birinci örneği çok fazla da zaman da harcamayalım. Gezal. Gez tamam al. geçtik. Ertuğrul sevindik size selam gönderiyor. Selamlar. Devlet Klasik Türk Müziği Kolosu'ndan. Çok selamlar. Yani. selamlar. Bir klasik gün konsere müziği. bekliyorlar. Seni. İnşallah. Oo çok mutlu olduk. Evet. Geçiyoruz. Klasik Markovic Redmond. <laughs> Redmond'a... çok formda bir sezon oynadı. Redmond'ta. Redmond'da Şenol Güneş ya, geldikten kimi desen, sonra şimdi de şöyle hünkar evet. şimdi kimi desen Beşiktaş'ta oyuncuyu falan çıkıyor e, değil, e, değil çünkü Trabzonspor de... böyle gidiyor, Beşiktaş böyle çıkıyor yani. Her şey çıkar mı bu maçta peki? Ya işte ben bir Oğlum, tepki her... vereceğini düşünüyorum. Oğlum, burada her şey var abi böyle bir Gomez Abubakar'a da bakalım o zaman. Evet. <laughs> Gomez Abubakar yani bak bütün kıyaslamalarda şimdi izleyenler de şey diyecek ama bütün kıyaslamada şey Beşiktaşlar üstün çünkü işte son hallerine bakıyoruz. Çok formda yani. hepsi. Abu Bakar da çok formda. Abu bu arada tabii çok şey de konuşuluyor. Agres, agresif tavrı da konuşuluyor. Yani kırmızı kart görmesi gerekiyor. Abu, biraz, Abu biraz, sakin olması lazım. Bu maçta özellikle daha sakin olması lazım. Çünkü büyük bir ihtimalle... Içinde sakin olsun. Kamuoyu ve hakemler plakayı aldılar onun artık şu, şu haftayı. Ben Türkiye'yi, ya yani Türk futbolunu ve Türk hakemlerini bilirim. Şu an plaka alındı. Ee, radar şeyini açtılar. Gözler Abu Bakar'da. <laughs> o yüzden... O yüzden Abu Bakır'a dikkat etmedi. Abu Bakır'ın kendi dikkatli olması lazım. Çünkü anki, çok göze battı. Şu anki hakem arkadaşlarımız. Yok yok. şu asıl anki hakem çok arkadaşlarımız. Ya, falan. Dört büyüklerden kimsenin plakasını göremiyor. Yok, ben öyle düşünmüyorum. <laughs> ya, ya, Hayır, oradaki algı. Bu basar. söyleyeyim mi? Hem dışarı atılma Orada riskinden daha fazla Fırat kendi sağlığıyla ilgili sıkıntı bak. Bir de sinir, yani sinir öyle için mi? Öyle gol şimdi hakemlik orada var, bence Alex ben hani Perez'in sarı kartı vardı ya. ikinci sarıyı görsün ben de sarı kart görmeye razıyım diye gitti ya orada hata sarı kartsız vardı. gereksiz bir var da orada da çok problem yaşadı Ama oyuncuyla oyuncu tabi, sert, maçın Redmond'da da en başından beri problem yaşadılar onlar yapması hmm. doğru belki yani hani Abubakar Geçen de söyledim. Ya herkesin sempati duyduğu evet, evet. beğendiği sevdiği Aa, çocuk. Ama arada yani niye arada, bunu arada, arada, bu kampıza mücadelesi de vardı. Orada. ama arada da başkası yapar ona o zaman yaz, yaz sıkıntı olur problem yani, yani söyle Şöyle şey diyorsun bana şunu hemen anladığım kadarıyla. Abu Bakar birine böyle horozlanıp gittiğinde karşıdaki bir anda duramayabilir, öfkesine hakim olmayabilir ve oradan Or bir tartışma gerginlik çıkar. Bak, bir, bir kavga çıkar Ben daha fazlasını söylüyorum. Oyun içerisinde sert girer topla sert girer. Ee, öyle oyuncular vardır. Geçmişten bu yana o sıkıntı olur. Tamam tam, bir maç oldu iki maç oldu. O kadar büyütülecek de bir Yo, şey yok. Ben, yani, çok, ben çok, çok seviyorum Abu çok da çok böyle başarılı. sezonu domine eden, sezonu agresifle damga tabii, tabii bir oyuncu tabii, değil, değil, yani. Değil, yani değil, öyle değil. Olmadı. Yapmasın diyoruz yani. Peki. O plak alma konusunda da ben şu, şu, anlamda katılmıyorum. Barış şunu seven bizim hakemlerimiz var ya. Bak organize edelim. Seninle ilgili bin tweet atalım. Seninle ilgili. Seni sokakta AVM'de çevirip kırmızı kart gösterirler. <laughs> Azıcık söyleyeyim. Hangisi mesela? <laughs> i̇sim verme, isim vermeyeceğim. Bir tane verin. Algıya çok açık. Bizim bak, bir Türk, tane versene. Türk hakemleri ne yazık ki bir, Al bir algıya çok açık. Al bir hakem açık. izin versene. Ya isim vermeyeceğim ya. İsim vermeye gerek yok. Ondan sonra onunla mı Bir tanesini tamam, İngilizce, bir, İngilizce bir şey derim. Anlamıyor bir tanesi. Tamam, Oyuncuları biliyorum. tercüman kullanıyor. Ondan geçtim bir kere. Onu yerim. Kim Vermez. o? Öyle, öyle Bizim hakemler kim bilmiyor? Çok... Şa Şansal şansa mı bilmiyor İngiliz? 10 tane maça çıkmış şimdiye kadar. <laughs> İzmir bölgesi ya. Öbürleri Ankara, İstanbul yok bir şey. Çok Abi da... İngilizce bilmediği halde maça çıkıyorsa çok üst düzey hakemlik yeteneği yani ya, ciddi anlamda hakemlik konuşuyormuş, yeteneği olması lazım. Ya. Olur mu böyle şey ya? <laughs> Peki son Artık burada Cenk Tosun'un yenilenen kontratında düzeltme ve Mert Günok'la ilgili e, kontratla ilgili, sözleşmeyle ilgili Fırat Günayar'dan bilgi alalım. Kaç defa yenilenecek kontrat? Cenk Tosun'la konuştuk biz bunu. Cenk ya, Tosun buraya yenilen... yazmış da Mustafa. O Cenk Tosun, Cenk Tosun, Muz, Cenk Tosun sözleşmesi. Ya onların hiçbirisinde problem yani, yok. Yani Beşiktaş... sözleşmede bir problem yok da. Yok iyileştirme noktasında Eyleştirme da programını. çünkü çok az alıyordu. Onu diyorum. Yani, yani o bir daha, daha iyileştirme şey duydum. Bir daha iyileştirilecek diye bir şey. Yok yok ya bu. Yani 18'e çıktı. 18 de iyileştirilecek. 18, ne? 18, 18 milyon, milyon, milyon lira. lira. Yok yok o normal şeyde kalacak. Ya yani 1 milyon yani. dolar civarı mı? Beşiktaş zaten oralara çekmeye çalıştı fiyatları bütün Hı. oyuncuların. Hı. O yüzden de o düzeltmeler. Mertle de bir sorun yok. Masuaku'da da bir sorun yok. Redmond en büyük avantaj. Redmond kendi burada kalmak istiyor. Redmond'da evet. da, da sorun yok. Tabii çok umut verici Şenol Güneş'le beraber Beşiktaş'ın kadrosunun korunacak olması ve seneye alınacak transferler. Ee, o yüzden de gelecek sezon adına Beşiktaş'ların umutlu olduğunu söyleyebilirim. Zaten Peki. Beşiktaş şöyle bir hava var ki Fenerbahçe daha yakın yukarıya Galatasaray'a. Hmm. Beşiktaş'a daha fazla biz şampiyon olabiliriz falan diyorlar. Öyle bir Şenol Güneş şöyle bir hava getirdi takıma. Ama dediğim Şenol. gibi burada kesinlikle çok açık ve ben o yüzden maksimum oynaması bana garip geldi. Çok hücumcu bir kadroyla çünkü Siopis ve kim var? Siyopis'in yanında kim oynayacak? Doğucan. Trabzonspor'un muhtemelen Siyopis, Doğucan, Bakasitas, şey, şey orta saha. İyi orta sert orta Yani o Maksim muhtemelen. Salih'le çıkar mı oraya çok emin değilim. Biraz daha dirençli bir orta saha olabilir. Ee, şunu yapmaması lazım bence Beşiktaş'ın. Trabzonspor formsuz. Trabzonspor'un eksikleri çok fazla. Bu kesin oynamıyor değil mi şeyler? Abdülkadir ile kesin mi? E, Prezegi 18 dedim mi Tezege? 18, 21'e girebilir. Hmm. Yani o iki oyuncudan ben zannetmiyorum. Belki e, Abdülkadir girer mi kadro? Maç saatinde emin Abdülkadir ile ilgili ama pek ümit yok. Bilmiyorum. Peki Sakin ne olur maç? Beşiktaş'ın öyle hurra, hücum, Trabzon formsuz. Ben yenerim falan öyle bir şey değil bu maçlar yani. Bu maçlar kendi içinde evet, hikayesi evet. olan maçlar. Ne olur maç? 2-1 Trabzonspor kazanacak diyorum ben. Tamam. 2-1 Trabzonspor kazanacak diyorsun. Hmm. Abi Beşiktaş sanki 3-1 kazanır gibi ya. 2-1 ya da 3-1 Beşiktaş kazanır. Şimdi burada 4 tahmin yapayım. 4'lü evet. Araları boşluk bırakarak yani 10 tane falan yapalım. Eee bu tahminleri 4 yapayım. 4 tahmin mi? Veli Tabii. bile 2 tane yapıyor. <laughs> Hayır şöyle yapacağım. 4 tahmin araları eee Biraz Açık durdurarak boşu Ondan anladım, sonra canım. hangisi tuttuysa onu yayınlayacağım. Ha anladım. Tamam. tamam 4 tamam, tane yapsak. Sen, sen tam yapacağım yapmayacaksın değil mi? Yapmayacağım çünkü tamam, yap tahmin ya. edemiyorum. Tamam. Tahmin edilemez bir maç. Rahmetli Kadri Aytaç hocam <laughs> maçtan önce soyunma odasının e, her yerine küçük küçük skorlar yazarmış. <laughs> evet. Sonra da bakın nasıl bildim denir. Şey yap. E, <laughs> <Onu gibi. gülüyor> şey jokeni kullan Veliyettin herkesin mavi boncuk şokeri var biliyorsun. 2-2. Iki iki. <laughs> 2-2 jokeri var. Her maç öyle mi diyor? 2-2 <laughs> diyor. Hem gollü hem beraber. E, kimse üzülmüyor. Herkes mutlu. İki takım da iki tane atmış. Çok iyi jokeri bak. İki, bu arada iki. Sayın Mehmet Büyükekçi bütün hakemlerle evet. görüşmeler gerçekleştirecekmiş. Tamam. Demek ki o müydü haber? Evet. İşte Bu çok önemli bir şey ama. Çok önemli bir bilgi verdin. Evet. Ben de zaten Şu özellikle maç Mehmet yönetmeyenlerle Ekşi... görüşmüş. önümüzdeki günlerde bütün hakemlerle birebir yüz yüze tek buluşacakmış. Bu e, bu işte e, bence çok doğru bir hareket ve hakemlerin beklediği hareketti. Evet. E, duyduğuma göre biz kendimizi anlatamıyoruz. Başkan bir de bizden dinlesin diyordu hakemler ve e, Başkan genel olarak yöneticileriyle bu işi çözmeye çalışıyordu. Bu yüz yüze görüşme işi bütün hakemlerle olunca bu sefer sorunlar belki. Hatta bertaraf edilebilir. Hakim. Bu anlamda önemli. Bazı hakemlerle konuşup bazı hakemlerle konuşmayınca orada da ikilik ortaya çıkabilirdi. Benim de niye konuşmadı başkan diyebilirlerdi diye düşündüm Barış Uluseven. Doğru. Çok hakem konuştuk ya yine. Bir şey seven. Şu bir dakika, bir 30 saniye şu hoca durumunu anlatsana Trabzon'da ne olacak? Hoca durumu Pirlo da istedi, Pirlo'yu istedi ve bugün de Alexander Pirlo da hayır dedi Trabzonspor'a. Teşekkür etti. Trabzonspor hayır mı dedi? dedi. Çok istedi. Ben sezonu takımda tamamlayacağım ha. dedi. Yani şu an mı istedi? Evet, şu an. Evet, şu anda istedi. Hmm. E tabi burada Sayın Süleyman Urma'dan istedi. O da Trabzonspor divan Kurulu üyesi kendisi. Ne istedi o? Ee, Gide, yani görüşme de. izni istedi. Gidebilirsin dedi mi? E, tabii ki. Yani görüşme izni istedi. Fülyoda şey. İsterseniz. Sayıbada e, O da ben Allah Allah. sezonu kulübümde tamamlayacağım. Sezon sonu. E, kim olacak peki? Faryoli ismi de bugün gündeme gelmiş. Olabilir Faryoli yani olabilir. Yani şöyle dış basında İtalya şota, basında. Şota ismi var. Şimdi. Faryoli mi? Dostlar videolarımızı izleyenlerin %95'i e abone olmuyor. Videoyu beğenip kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.